Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Bismillahirrahmanirrahim. Ribat Efem ailesi yine bir sorularla ilmihal programıyla sizlerle beraberiz. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, lütfu hepimizin üzerine olsun. Şu anda evlerinde, arabalarında veya iş yerlerinde bizi takip eden tüm mümin ve mümine kardeşlerimize kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Sorularla ilmihal programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli Ribat FM ailesi bugünkü stüdyo konu her zaman olduğu gibi Konya Meram ilçesi başvaizi Mehmet Erşahin alanında fıkhi uzmanı değerli hocamızla birlikteyiz. Değerli Ribat FM ailesi sizden gelen soruları sorularla İlmihal programda fıkhi soruları değerlendiriyoruz. Hocam oruçla ilgili sorularla devam ediyoruz. Ee, öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizleri görmeyeli e sizi görünce daha iyi olduk elhamdülillah. Nasılsınız? Bir yaramaz yoktur inşallah hocam. Elhamdülillah şükürler olsun Rabbimize. Rabbim yer ve yardımcınız olsun. Amin hocam. Hocam e, baya bir teşekkür alıyoruz. Baya bir e, dinleyicilerimizden tebrikler alıyoruz. E, Allah razı olsun ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Çok büyük emeğiniz var. Rabbim, ben de size teşekkür ediyorum. Yer ve yardımcınız olsun hocam. Amin. Hepimizin yardımcısı olsun. Hocam oruçla ilgili sorularımızda devam ediyoruz. Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde adet görmeye başlarsa ne yapmalıdır hocam? Güzel bir soru aslında. Buyurun. Kadınlar ay hali, hayız durumu ve lahusalık, nifas denilen özel hallerinde namaz kılmazlar ve oruç tutmazlar. Bu dinimizin kesin hükmüdür. Daha sonra tutamadıkları oruçları kaza etmeleri gerekir. Oruca niyetlenen bir kadın gün içerisinde adet görmeye başlarsa orucunu bozması gerekir. Temizlendiği zaman bugünün orucunu da kaza eder. Akşama kadar sanki oruçluymuş gibi davranıp yemeği içmeyi terk etmesi doğru bulunmamıştır. Yani yemeği içmeyi kesecek. Doğru mu hocam? Kesmeyecek. Yani adet görmeye başladıysa oruç tutmayı bırakacak. Anladım hocam. Yiyebilir, içebilir. Anladım hocam. Hocam kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi? Yani, yani hamileyken oruç tutmak caiz midir e, hocam? Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik, hamilelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, süt emziren hanımlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları halinde, oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi onlara bu ruhsatı tanıyan hadis-i şerifler de bulunmaktadır. Nesai, Sıyam 51'de, İbn-i Mace, Sıyam 12'de Peygamber Efendimizin konuyla ilgili hadis-i şerifleri bulunmaktadır. Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecekse hamile ve çocuk emziren anne oruç tutabilir fetvası verilmiş. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Doktora soracak, oruç tutabilir miyim diye. Tutabilirsin derse doktor, tutabilir. Tutma derse, tutmaması daha uygundur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler. Teşekkür ederim hocam. Düşük yapan bir kadın Ramazan ayında orucunu nasıl tutar hocam? Güzel bir soru bir dinleyicimizde. Hanefi ve Hanbeli alimlerimize göre el, ayak veya parmak gibi organları belirmiş olan bir bebek düşüren kadından gelen kan, nifas, lohusalık kanı lohusalık kanı kabul edilir. Dolayısıyla bu kadın aynen sağ olarak çocuk doğurmuş gibi lohusa kabul edilir. Oruçlu ise orucu bozulmuş olur. Lohusalık kanı devam ettiği sürece oruçta tutamaz. Peki hocam lohusalık günü İslam dinine göre 40 gün mü hocam? En fazla 40 gün. En fazla. En azına süre yok. En fazla 40 gün sürer. Daha erken sürede bitebilir. El ve ayak gibi organlar belirmeden meydana gelmiş düşükten sonra görülen kan istihaza özür kanıdır. Bu kan diğer organlardan gelen kan gibidir. Böyle bir kanın gelmesiyle yalnız abdest bozulur. Devamlı gelirse özürlü hükmüne geçer ve özür sahiplerine ait olan hükümler bu gibilerde de uygulanır fetvası verilmiş. Bu durumdaki bir kadından namaz sorumluluğu düşmez, orucunu kazaya bırakamaz şeklinde fetva verilmiş. ŞAFI ve Malikilere göre ise her durumdaki düşük loğusalık sebebidir. Bu durumda loğusalık hükümleri uygulanır. Mezheplerin verdiği bu hükümlerin rahim yolundan gelip düşen, dışarı çıkan maddenin cenin mi yoksa başka bir şey mi olduğunun ancak el ayak gibi organların belirmesiyle ayrıştırılabildiği zamanlarda verilmiş olduğu dikkate alınmalıdır diyor genişleri yüksek kurulumuz. Dolayısıyla rahimden gelen şeyin niteliği hangi aşamada olursa olsun, hamileliğin gebeliğin hangi aşamasında olursa olsun, düşen şeyin cenin olup olmadığı günümüzde tespit edilebildiği için bu tespite göre davranmak uygun olacaktır. Bu itibarla organları belli olsun ya da olmasın. Düşenin cenin olduğu biliniyorsa bir kadının kesin düşük yaptığı biliniyorsa veya kürtajdan sonra kürtajın da hükmünü daha sonra açıklayabiliriz ama anne hayatının tehlikede olması durumunda ancak cenin anne karnında ölmüş diyelim. Mecburen anneyi zehirlemesin diye bir kürtaj yapılıyor. Sadece buna caizlenmiş. Bunun dışında hiçbir sebep meşru bir sebep kabul edilmiyor. Ekonomik nedenler annenin babanın çocuğu istememesi efendim o çocuğun nasıl bakılacağı engelli olup olmaması gibi konular çocuğun kürtajı için düşürülmesi için bir sebep kabul edilmez. Çocuğun kürtajı caiz değil ama kendiliğinden düşük olmuş. Çocuk düşmüş diyelim veya bir hastalık sebebiyle çocuk anne karnında ölmüş. Bu da anneye zarar verecekse doktorlar günümüzde bunu kürtajla alıyorlar. Şunu söyleyeyim hocam bu soruyu geçmeden. E, bu sebepler dışında e, gayrimeşru yoldan çocuğu olan ve onu aldıran bir kişiyi öldürmüş, da caiz değil. Ki, evet. öldürmüş gibidir. Tabii değil mi? ki yani gayrimeşru yolla hamile kalanın da düşük yapması, kürtaj yaptırması, çocuğunu öldürmesi, öldürtmesi haram sayılıyor, caiz değil. Evet Çocuğun bir suçu günahı yok çünkü. O çocuğa devlet bakar. Ee, ama o çocuğun öldürülmesine hiçbir alimin caiz demesi mümkün gözükmemektedir. Bu itibarla organları belli olsun ya da olmasın. Evet, evet. Düşenin cenin olduğu biliniyorsa, düşükten sonra görülen kan, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yazılı fetvasına göre lohusalık kabul edilmektedir. Lohusalık kanıdır. Şafi ve Malikiler de her durumdaki düşüğü lohusalık sebebi saymışlardır. Bu durumda Ramazan'da olduysa kadın oruç tutamıyor, daha sonra tutamadığı günler sayısınca kaza eder, namaz da kılamaz. Loğusalı devam ettiği sürece namazdan da muaf tutulmuştur. Namazlarında kaza etmesi gerekmez. Teşekkür ederim hocam. Hocam ağda yani epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu hocam? Veya epilasyon yaptırmak da caiz midir hocam? Evet. Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınmaları orucu bozmaz. Epilasyon, ağda, oruca engel değil. Bunu baştan belirtelim. Çünkü oruç bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl aldır, almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz. Burada şu hususta belirtilmelidir ki kadının erkeğe karşı avret mahalli, eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan, bu yerlerin dışındaki bölgelerin, başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir, haramdır. Maalesef hocam günümüzde epilasyonu erkekler yapıyor, e, kadınlar yapıyor e, ama Yine dediğiniz haram olan bölgelere de e, yapılıyor. yapılıyor. Bu haramdır, caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin erkek olsun, kadın olsun, yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmaz. Bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması haramdır, helal değildir. Teşekkür ederim hocam. Soru içinde sorular çıkıyor. Hakkınızı herhalde ara ara girmek Tabii konumunda ki. oluyorum. Hocam oruçlunun eşiyle ilişkilerinin sınırı nedir? Yani evli bir insan e, bu sınırı nasıl korunmalıdır? Hocam? Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur. Hem kaza hem de kefaret gerekir. Bu konuda sevgili Peygamberimizin Buhari'i savun 30'da geçen sahih hadisleri bulunmaktadır. Kişinin hanımını sadece öpmesiyle orucu bozulmaz. Ancak kendine güveni olmayan, işi daha ileri götürmek endişesi olan kişinin hanımını öpmesi ve kucaklaması da mekruhtur demiş alimlerimiz. Eğer öpmek veya kucaklamakla boşalma meydana gelirse sadece mekruh olma olmakla kalmaz, aynı zamanda orucu bozulur ve gününe gün ...kaza etmesi gerekir. Onun için oruçlu iken... ...cinsel ilişkiye götürebilecek... ...orucumuzu bozabilecek... ...davranışlardan uzak durmamız gerekir. 61 gün kefaret... var ya hocam... ...bunu bazı hocalardan... ...duyulduğu için sorayım istedim. İnsan ömründe bir defa 61 gün... ...oruç tutmalıdır deniliyor. İhtiyaten söylüyorlar. Böyle fıkhi bir zorunluluk... ...söz konusu değil. Ama ihtiyaten hani bazen şeytana nefse uyarak Ramazanlarda oruç tutarken bazen hatalar yapılabilir, oruç kasten bozulabilir endişesiyle bunu söylüyorlar. İhtiyaten tutulmasında da bir sakınca yok ama gerekir diyemem. Yani mutlaka ömürde bir kez kefaret orucu tutulması gerekir şeklinde bir fetvayı vermek Sünnet mi doğru mi? olmaz. Peygamberimizin tuttuğuna dair bir rivayet bilmiyorum. İhtiyaten tutulmasında bir sakınca yoktur şeklinde Anladım. cevap verebiliriz. Teşekkür ediyorum hocam. Hocam unutarak yiyen kişiye oruçlu olduğunun hatırlatılması gerekir mi? Adam unuttu, yedi, içti. E, karşıdan eşi, dostu gördü, uyarır, uyarması gerekiyor mu aslında bu? Bil, bilindiği gibi unutarak yemek, içmek orucu bozmaz. Peygamber Efendimizin konuyla ilgili şöyle bir hadis-i şerifi bulunmaktadır. Oruçlu kimse oruçlu olduğunu unutup da yediği ve içtiği zaman orucunu bozmasın tamamlasın. Evet, evet. Çünkü o oruçluya ancak Allah yedirmiş ve içirmiştir. Buhari Saum 26'da geçiyor bu hadis-i şerif sahih bir hadis-i şerif. Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya kuvvet yetiremeyen durumdaysa, gücü yetmeyen bir kimse ise onu gören kişi onun oruçlu olduğunu hatırlatmamalıdır diyorlar İslam alimlerimiz. Oruç tutmaya gücü yetebilecek durumdaysa, güçlü kuvvetli birisi ise hemen Ramazan'da olduğumuzu, oruç tuttuğumuzu hatırlatmalıyız ki o hata ende olsa, unutarak da olsa yiyip içmeye devam etmesin. Teşekkür ederim hocam. Yine güzel bir soru hocam. Cünüp iken tutulan oruç geçerli midir hocam? Bu gençlerimizin çok sorduğu bir sorudur. Evet hocam. Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hal oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçluyken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Diyelim ki oruçlu bir kişi gündüz uyurken ihtilam olmuş. Orucu bozulur mu? Bozulmaz. Yani rüya görmüş, değil evet, mi? Evet. Rüya görmüş, boşalmış rüyasında diyelim. Elbisesi ve çarşafı ıslanmış. E bu durumda gusül abdesti alması farzdır ama orucunu bozmaz. Oruç tutmaya devam eder. Yalnız gusül abdesti alırken ağzına ve burnuna suyu fazla çekmez. Peki hocam, e, iftar saatini beklese Beklemesi doğru olmaz. Eğer öğle namazını kılmamışsa, öğle vaktinde bu olmuşsa öğle namazını kılması gerekir. İkindi namazı girmeden öğleyi kılması farz olduğu için gusül abdestini bir an önce alıp öğle namazını kılması gerekir. İkindi namazı vaktinde olduysa ikindiyi kılması farz olduğu için akşam namazını beklemesi doğru olmaz. Sadece dikkat edeceği şey gusül abdesti alırken ağzına ve burnuna suyu fazla çekmemelidir. Fazla çekerse orucu bozulur. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi de günahtır diyor alimler. Sabahtan akşama kadar cünüp gezen gençler duyuyoruz mesela bu doğru değil. Evet, evet. Çalıştığı yerden izin alacak mümkünse bir izinle hemen gidip gusül abdestini alması gerekir. Günümüzde Çünkü de, geciktirilirse namaz terk edilmiş olur. Günümüzde de hocam her türlü şartlar mevcut. yani evet. insan VC'de Su bile, var banyo, suyu kullanma imkanı evet. var. Dolayısıyla bir saatlik izinle gusül abdesti alınır. Öyle tatilinde bile bu iş kolaylıkla çözülebilir. Ve iş yerlerinde de aslında iş yeri sahiplerine önerimiz. Yani insanın yaz günü mesela çok terlediğinde ihtiyacı olabilir. Bir duş alma ihtiyacı. E, iş yerleri, fabrikalar vesaire yapılırken tuvaletlerin yanına affedersiniz bir de duş alma imkanı bir banyo yapılması uygun olur. Teşekkür ederiz hocam. Hocam güzel bir soru var şimdi. Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi veya nane'li sakız kullanmak oruca zarar verir mi hocam? Sakız kullanmak mesela hocam. Evet. <laughs> ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadıyla ağza alınan, sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulursa bu da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz demişler. Günümüzde üretilen sakızlarda ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, bir takım tatlandırıcılar bulunduğundan ne kadar itina edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınılması mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakızları çiğnemek orucu bozar fetvası verilmiştir. Zaten ağza tat veriyor hocam tatlı evet. tuzlu. Bunu yutmamakta mümkün değil. Dolayısıyla oruçluyken bunlardan sakınmak gerekir. Hocam çağımızın hastalıklarından biri de alkol kullanmak. Alkol kullanan, alkol alan bir kimse oruç tutabilir mi hocam? Maalesef şöyle bir sorun daha var hocam. alkol kullanan bazı şahıslar Ramazan'a gelince senenin tümünü tüm alkollü, namazsız, ibadetsiz geçiriyorlar. Ramazan gelince hocam e, ibadete, taate, oruç tutmaya başlıyorlar, bayram bitince hepsi feshediliyor. Ramazanda içkiyi bırakıp oruca başlamak çok güzel bir davranış. Gönül istiyor ki Ramazandan sonra da bu devam etsin maalesef hocam. Yani Ramazandaki bu güzel hal, namaza başlama, oruç tutma, içkiyi alkolü bırakma Ramazandan sonra da devam etsin. İnşallah bu gerçekleşir. Şey. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki alkollü içkiler ve uyuşturucu maddeler dinen haramdır, büyük günahtır. Rabbimiz bunu yasaklamış. Evet. Ancak bu haramı işleyen bir kişi bunun haramlığını inkar etmediği sürece dinimize göre Müslümandır. Ama büyük günah işlemiştir. Derhal tövbe istiğfar etmesi o günahı terk etmesi gerekir. Haşa dese ki bu alkol haram değil bana dese dinlen çıkar değil mi? Hocam? Tabii hiç alkol almayan bir Müslüman ağzına bir damla bile içki almamış bir kişi dese ki bu çağda içki haram mı olurmuş? Ben tanımıyorum dese kabul etmiyorum dese kafir olur. Ağzına bir damla almayan bile evet. yani bu günahı işlemese bile böyle inanıyorsa içkinin haram olmadığına inanıyorsa haram oluşunu reddediyorsa inkar ediyorsa kafir olur. Yani o zaman hocam şöyle. Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylere helal demek insanı dinden çıkarır. Evet. Çok güzel. Bu sebeple ibadetleri yerine getirmekle her Müslüman mükelleftir. Ancak ne dediğini, ne yaptığını bilmeyecek kadar sarhoşken yapacağı ibadet makbul değil. Sarhoş oluşu sebebiyle bu ibadetleri yerine getiremeyen kişi hem içki içtiği için hem de görevi olan ibadeti vaktinde yerine getirmediği için tövbe etmesi gerekir. Allah'tan af dilemesi gerekir. Daha sonra da bu ibadeti kaza etmesi gerekir. Alkol alan kişi, içki içen bir kimse imsak vaktinde ne dediğini bilecek kadar ayık ise oruç tutması gerekir ve o gün oruç tutmaya niyet ederse evet. Ramazan'da oruç tutarsa tuttuğu oruç da sahihtir. Yalnız biz böyle kimselere içkiyi, alkolü bir an önce derhal bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameli şeytan buyuruyor Rabbimiz. içki, kumar, falokları şeytanın pis işleridir. Bunlardan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Bizim tavsiyemiz içkiyi ve diğer zararlı alışkanlıkları bir an önce bırakmaktır. Allah hepimizi bütün zararlı alışkanlıklardan muhafaza eylesin. Hocam çok kısa bir sorum var. Ruj orucu bozar mı? Hangi makyaj türleri orucu bozar hocam? Ağız dışındaki bölgelere uygulanan hiçbir makyajla oruç bozulmaz. Ancak dudağa sürülen ruj yalanarak ağızdan içeri girip Tadı mideye ulaşırsa orucu bozar. Aksi halde bozmaz. Fetva böyledir. Teşekkür ederim hocam. Değerli Rıbatefem ailesi, şimdi kısa bir aramız olacak. Müthiş bir programdasınız. Gerçekten sorularla ilmihal programı müminin hayatını içine alan bir program. Rabbim inşallah bu programdan e, hasıl olan e, bu güzel e, fıkhi soruları değerlendirip hak, hakkında Rabbim Hayatına tatdik ettiği sürece lütuf ve izzetiyle ikram edecektir. Rabbim razı olsun efendim. Şimdi kısa bir aramız var. Kısa bir sonra tekrar birlikte olacağız.